Hayır, Reçber Piyasa'dan tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi 30 hisseyi şöyle bir 2 dakikada gezelim. Biliyorsunuz daha önceden biz sık sık bunu yapardık ama yapmaya da çalışacağız vakit buldukça. Ortalama 450 tane hisseyi 9 dakikayla 13 dakika arasında gezdiğimi burada gördünüz ve bu gezerken notlar çıkartarak güçlü hisseler, zayıf hisseler bunlardan çok yapıyorduk önceden ama yoğunluktan dolayı belki biraz daha 100 endeksi 30 endeksi yapıyorum ama 30 endekste sık sık bundan sonra ya her gün yapmaya çalışacağım. Hemen şöyle 2 dakikada isterseniz bir 30 endeksi gezelim. Bakın Akbank durum nasıl? Şu an için bir kar realizasyonu var. Devam edecek gibi gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Arçelik'te de aynı durum söz konusu. Kar realizasyonu olabilir. Aselsan'da bu biraz daha etkili olacağı benziyor gördüğüm kadarıyla. Bir maçta da ortalamaların altında geri çekilme devam ediyor. Doğan Holding'de de aynı durumu görebiliriz. EKG biraz daha pozitif ayrıştı diyebiliriz endeksten. Enerjisa'da da durum pozitif ortada diyelim. Ereğli pozitif ortada ama çok kısa periyotlara baktığımızda burada da bir bugün bu hareketin ya endeksle birlikte hareket edebileceğini söyleyebilirim. Yani görüntü güçlü gözüküyor ama çok kısa periyotlarda bir kar realizasyonu da olabilir. Proto'dan dirence yaklaştığından bahsetmiştik. Şu an için burada da takılabilir. Bunun ötesinde şöyle bir diğer hisseleri de tabii ki hızlı bir şekilde gezelim. Garanti. Garanti de sınırlı içinde ama 9'un şimdi direnç olduğunu söyleyebilirim. Aşağıya kısa süreli kar realizasyonları görebiliyoruz. Halkbank'taki bu hareketin biraz da burada ayrışmaya başladığını ama aşağıda özellikle 5.65'in altında geri çekilmeler kar realizasyonları normal olacak gibi gözüküyor. İşçiye de şu an için altının direnç olduğunu bir kar realizasyonu söz konusu olabilir. Koç'ta da aynı şekilde kar realizasyonu. Koza ortada diyebilirim. Kozal da ortada. Şu an için trendini koruyor ama sınırlar içinde ama kar realizasyonları söz konusu olabilir. Kardemir biraz da pozitif ayrıştığını söyleyebilirim. Ama yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirecektir diye düşünüyorum piyasa. Petkim biraz daha evet pozitif ayrışmadan bahsediyoruz. Dün de gayet olumlu gelişti. Ortada olacağını düşünüyorum. Pegasus'ta da bugünden itibaren bir kar realizasyonu, daha doğrusu ikinci dalga kar realizasyonu gelebilir. Zaten HDTR'ye göre de bu bölgenin 42'lerin 41-42 bölgesinin güvenli satış olduğundan daha önce de bahsetmiştik. Ama tabii ki daha önce de 36'lardan 37'lerden bu bölgenin direnç olabileceğinden bahsetmiştik. Uzun bir süre direnç oldu ama sonra kırılan harekette beklediğimizin üzerinde sert hareketler oldu ama sonuçta zirveye ulaştığını ve geri çekilmelerin devam edeceğini söyleyebilirim. Sabancı'da da şu an için tepkinin yataya dönebileceğini, şişede zayıflamanın devam edebileceğini, solada zayıflamanın devam edebileceğini, tavuğun ortada olduğunu, Türkcell'in kar satışları etkili olabilir bugünden itibaren tekrar. Hava yollarında da satışların biraz etkili olabileceğini söyleyebilirim. Yani sana 12'nin biraz altında önümüzdeki günlerde söz konusu olabilir. TKFN ortada ama aşağı yönde bir istek oluşabilir. Tuasso 20 direncine yaklaşıyor. Buradan kar realizasyonu söz konusu olur. Telekom pozitif ayrıştı. Bu belki biraz daha devam edebilir. Bugün bu manada önemli. Tüpraş'ta daha önce de bahsetmiş olduğum seviyelere 111'lere doğru geri çekilme istek devam ediyor diyebiliriz. Vakıfbank'ta buradan bir kar realizasyonu söz konusu olabilir. Yapı Kredi de şu an için 2.50'ye yaklaştığı sürece de bir kar realizasyonuna yakın olduğunu söylüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. En azından hisseleri de daha sabah bahsetmiş olduğum gibi sizlerle paylaşmış oldum. Ben notlarımı çıkarttım. Bu notlarıma göre de sizden önce de notlarımı çıkarttım. Hızlı bir şekilde geçmiş olduk. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar.